Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda mühimmat ve silah sıkıntısı çektiği bir sır değil. Bunu herkes biliyor ve Rusya devleti silah bulabilmek için neredeyse bütün kapıları zorluyor. İran'dan biliyorsunuz insan sava aracı alıyor. Afrika Afrika ülkelerinden, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden silah bulmaya çalışıyor, mühimmat bulmaya çalışıyor. Benzeri bir durum Ukrayna tarafı içinde geçerli her ne kadar Amerika ve Avrupa'nın en gelişmiş devletleri desteklese de savaşın yoğun çatışma ortamında en basit silahlar bile bir top mermisi veya bir roket mermisi bile çok kıymetli hale gelebiliyor. Rusya çareyi işte İran'dan bazı silahları temin etmekte buldu. Çin'in kapısını zorluyorlar. Çin'den bazı silahlar almaya çalışıyorlar ama Çin şu ana kadar çok sıcak bakmadı Rusya'ya silah temin etmeye. İhracatı Çin'in Rusya'ya çok artsa da silah konusunda şu anda elimizde çok net veriler yok. Enteresan bir gelişme oldu. Rusya ile Kuzey Kore arasında bir yakınlaşma meydana geldi. Rusya ile Kuzey Kore yakınlaşıyor. Kuzey Kore'yi biliyorsunuz bir diktatörlük yönetimi söz konusu. Öyle böyle değil yani böyle bugünün meselesi de değil. Kim Jong-un var başında. Kim Jong-un tek başına ülkeyi yönetiyor. Kız kardeşi ona yardım ediyor. Kim Jong-un'dan önceki devlet başkanı babasıydı. Ondan önceki Kuzey Kore devlet başkanı da dedesiydi. Dededen babaya işte babadan toruna geçen bir devlet idaresi sergiliyorlar. Rusya Kim Jong-un'un kapısını çaldı ve e, Kuzey Kore'ye savunma bakanını gönderdi. Savunma bakanı, Rusya savunma bakanı biliyorsunuz işte birkaç hafta kadar önce e, orada e, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la birlikte fabrikaları gezdiler. Ne fabrikası gezdiler? Silah fabrikalarını gezdiler. Yani bu manzaraya baktığınızda zaten çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Kuzey Kore'den Rusya silah almaya çalışıyor. Ne silahlar almaya çalışıyor? Bunlar çok belli. Yani Kuzey Kore'nin ne ürettiğini biz biliyoruz. Hafif silahlar üretiyor. Aynı zamanda roketler ve füzeler üretiyor. Bir de bazı işte bazı uçak gibi füze gibi savaşta kullanılan araç gereci parça yani components'lar üretiyor. <laughs> Bu bir sır değildi ama Beyaz Saray yani Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby çıktı basının önüne ve bu dedi ki Rusya ile dedi Kuzey Kore arasında silah müzakereleri ileri bir safhaya geldi. Hatta Putin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kuzey Kore Başkanı'na, lideri Kim Jong-un'a bir mektup gönderdi. Mektupta da işte stratejik işbirliği vesaire bunlardan bahsetti dedi. Amerika bunu niye yaptı? Yani dediğim gibi benim gibi birazcık dikkat eden bir kişi bile Amerika, Rusya ile Kuzey Kore arasında bir silah görüşmesi yapıldığını, belki sevkiyatlarında başladığını, nakliyatlarında başladığını kolayca takip edebilirdi. Amerika bir istihbaratı paylaştı. Zaman zaman bunu yapıyorlar nadir de olsa. Bundan maksatları büyük ihtimalle böyle bir sevkiyatı önlemek. Neden böyle bir sevkiyatı bu şekilde önleyebileceklerini düşünüyorlar? Çünkü Kuzey Kore ilk nükleer denemesini yaptıktan sonra 2006 yılından sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından silah ambargosu altında olan bir ülke. Biliyorsunuz nükleer denemeleri, nükleer silah geliştirme vesaire araştırma konusunu uluslararası anlaşmalar belli devletlere bıraktı o devletlerden sonra yeni bir devletin nükleer silah geliştirmesine müsaade etmedi. Kuzey Kore'de bu yasağı deldi 2006 yılında ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'ye karşı bir takım müeyyideler uygulamaya başladı. Bütün dünyayı da bağlayan kararlar bunlar. Sadece 2006'da değil, daha sonra 2009 ve 2016'da Birleşmiş Milletler bu yasakları genişletti. Aslında Rusya'da Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi biliyorsunuz, sürekli üyesi. Rusya Amerika gibi, Çin gibi, İngiltere ve Fransa gibi beş daimi üyesinden bir tanesi Rusya'nın da imzası onun altında var. Buna rağmen ne yapıyor şu anda Rusya? Kuzey Kore'den silah temin etmeye çalışıyor. Yani Birleşmiş Milletler düzenine göre yasa dışı, yasa dışı mı denir? Evet yani uluslararası hukuk dışı bir şey yapıyor. Daha önce dediğim gibi Rusya'nın savunma bakanı Kuzey Kore'ye gitmişti. Pyongyang'a gitmişti Kuzey Kore'nin başkenti ve orada bir takım görüşmeler yapmıştı. Neden? Çünkü Rusya Ukrayna Savaşı'nda çok hızlı mühimmat harcıyor. Hani sürekli ne derler? Kurşun yakıyor ve harcanan mühimmatın yerine üretim bunu karşılayamıyor. Belki Rusya şu anda kapasite artırımına gidiyor ülkesindeki fabrikalarda. Belki önümüzdeki yıl bunu karşılayacak hale gelecek belki sonraki yıl karşılayacak hale gelecek çünkü savaş devam edecek gibi görünüyor ama bugün ne lazım askere kurşun lazım. Yani Wagner şefi Prigojin'in isyan sebebi buydu biliyorsunuz. Ya yani bize silah vermiyorsunuz, mühimmat vermiyorsunuz, bizi saçma sapan bir savaşın ortasına bıraktınız. Hiçbir şey olmadan elimizde bir şey yokken nasıl savaşacağız diye isyan etmişti. Prigojin'in ölümüne, Putin'in de otoritesinin sarsılmasına neden olmuştu olaylar. İşte o açıyı kapatmak için Rusya savunma bakanı Kuzey Kore'ye gitti. Normalde Kuzey Kore'nin kapısından kolay kolay geçmezdi yani Rusya'nın savunma bakanı çok önemli bir ülke sayılmazdı gitti ve dışlanmış bir devlet olarak Kuzey Kore'de tabii ki Rus bakanı böyle kapılarda karşıladı. Rusya'nın şey, Kuzey Kore'nin lideri bizzat hani bakanla ilgilendi. Rusyanın önerisi şu: Sen bana silah ver, ben sana yiyecek vereyim. Çünkü Kuzey Kore Pek çok silah fabrikası var Kuzey Kore'nin e, bu silah fabrikalarında ne üretiliyor derseniz e, çok gelişmiş şeyler üretilmiyor yani gelişmiş silahlar üretilmiyor daha ziyade Rus eski Sovyet döneminden kalma Rus füzeleri, roketleri, e, bazı top e, toplar, obüsler efendim ve hafif silahlar üretiliyor tüfek gibi makinalı e, tüfekler, normal tüfekler e, bunlar üretiliyor. Çin'den kalma, Sovyetlerinden kalma bu silahların isimlerini değiştiriyorlar, yeni bir modelmiş gibi bunları üretiyorlar. Bir de füze alanında çok uğraşıyor Kuzey Kore, balistik füzeler konusunda, hatta böyle kıtalar arası füze geliştirmeye çalışıyor. Uçlarına nükleer silah takıp, bununla Amerika'yı vuracağını söylüyor. Japonya zaten çok uzak değil, bunları vuracağını söylüyor. Ama bir sorunu var Kuzey Kore'nin. Kuzey Kore bir diktatörlük, bir tek adam rejimi, tek parti rejimi, hatta parti bile değil adam rejimi ve ciddi gıda sorunu yaşıyorlar. Ya bunda müeyyidelerin de rolü var elbette, ama asıl sorun kötü yönetim. Yani bir yarım hemen hemen ortasından bölünmüş iki devlet, birisi Kuzey Kore, birisi Güney Kore. Aradaki fark yani resmen uçurum. Yani birisi dünyanın en zengin denebilecek ülkelerinden biri, diğer dünyanın en fakir denebilecek ülkesi. Güney Kore dünyanın en istikrarlı, en işte düzgün sistemi çalışan ülkelerinden biri. Kuzeydeki ise adeta böyle antik çağlardan kalmış gibi pek çok şeyden mahrum, yoksun bir halde yaşıyor. Kuzey Kore bütün gücünü silah üretimine veriyor. Yani yiyecek yok, içecek yok, doğru düzgün işte imkanlar yok Kuzey'de ee, hemen her şeye muhtaç yaşıyorlar ama silah üretimine müthiş bir yatırım var, müthiş bir yatırım var. İşte ürettikleri bu tüfekleri, işte makinaları, roketleri vesaire satarak ülkenin temel ihtiyaçlarını bugüne kadar karşılamaya çalıştılar. Ee, ülkede dediğim gibi çeşitli fabrikalar var işte makinalı silah üretim fabrikası. Bunlardan 4-5 tane fabrikada bunları şey yapıyorlar, üretiyorlar, mühimmat üretim yerleri var. Nükleer, biyolojik ve kimyasal silah geliştiren, üreten birimleri dahi var Kuzey Kore'nin. Rusya Kuzey Kore'den ne istiyor? İşte biraz önce de ifade ettik, roketler istiyor, füzeler istiyor bunlar böyle çok böyle nokta atışı yapabilen füzeler sayılmaz. Yani Kuzey Kore'nin füzeleri öyle Amerikan üretimi veya Kore üretimi, Güney Kore üretimi füzeler gibi öyle nokta uruşu yapamıyor. Yanılgı payı çok yüksek. Ama Rusya'nın da hani Ukrayna'da çok da yanılgı payının düşük olmasına ihtiyacı yok. Neden? Çünkü sivil olsun, askeri olsun karşı tarafa roket düşsün yeter. Yani Rusya'nın Ukrayna savaş politikası maalesef çok ayrım gözetmeyen bir politika. Hani eline hani kavga olur ya, kavga da eline geçen taşı fırlatır. Eline ne geçtiğine bakmaz. Rusya biraz şu anda o konumda. Eee yani isabet gücünün çok yüksek olmasını da aramıyor. Kuzey Kore'den bu füzeleri, roketleri istiyor. İHA motorları oradan temin etmek istiyorlar. Seyir füzeleri almak istiyorlar Kuzey Kore'den. Ve büyük kalibreli çoklu roket atarlar. Yani haberlerde görmüşsünüzdür. Arka arkaya yuvalarından roketlerin gönderilmesi. Sonra top obüs mermilerine çok ihtiyaçlar var. Yani çoklu roket atar ve obüs mermilerine çok ihtiyaç var. Bunları üretmek çok zor değil. Dışında bir metal kap var. İçinde işte barut, patlayıcı neyse artık. Bunu Kuzey Kore üretiyor. Yani bolca üretme gücüne sahip. Ama ee, Rusya'nın talebi ne kadar büyükse artık e, Kuzey Kore lideri e, kim? Fabrikaları gezdi. Yani geçen ay fabrikaları gezdi. Çok sıkça yaptığı bir şey değil yani. Birçok bir fabrikayı gezdi olağan dışı bir şekilde. Ve o oradaki fabrika sorumlularından kapasiteyi sonuna kadar arttırın. Bütün vesaire dedi. Bunun da nedeni olarak işte her an saldırıya uğrayabiliriz. işgale falan filana karşı bizim Silaha ihtiyacımız var, mühimmata ihtiyacımız var dendi. Ama çok da bu böyle değil. Yani öyle asıl e, şeyi ne diyelim, saik, asıl motif bunun arkasındaki Rusya'ya silah satmak. Rusya'ya ne kadar çok silah üretebilirseniz bugün istediğiniz fiyata satabilirsiniz. Kuzey Kore'de bunun farkında ve e, buradan çok karlı bir ticaret yapabilmeyi umuyor Kim Jong-un. Evet, top mermisi dedik, piyade roketleri ve füzeleri dedik. Bunları Rusya'ya satmak istiyorlar. E, Kuzey Kore e, bu savaştan önce yani Ukrayna Savaşı'ndan önce de e, dünyanın en önemli, en büyük hafif silah ihracatçılarından biriydi. Ve bu satışların çoğu kayıt dışı gerçekleştiriyordu. Biz bunu Kaçak işte gemilerin yakalanmasından falan anlıyoruz veya istihbarat raporlarından anlıyoruz. 2017 yılında bir rapor yayınlandı ve orada Kuzey Kore'nin dünya hafif silah ihracatında önde gelen bir ülke olduğu belirtildi. Kalashnikovlar, roketler ve makineli tüfekler, hafif silahlar sattığı belirtiliyor Kuzey Kore'nin. 2016 yılında Mısır'ın, Mısır'da bir Kuzey Kore gemisi, ee, ele geçirildi 2016'da ve gemide yapılan aramalarda 2300 ton demir cevherinin altına gizlenmiş halde 30 bin kadar PG-7 roket güdümlü el bombası ve bunların alt bileşenleri bulundu. Yani bu tür kaçak yolları kullanıyor Kuzey Kore. Ee, çoğunlukla Orta Doğu'ya sattılar bu silahları. Yani e, tüfekler olsun, karaşnikoflar olsun, e, skat e, roketleri olsun. Bunları genelde Ortalığı ülkelerine Mesela Libya satılar, satılar, sattılar. Mesela Libya'ya sattılar, İran'a sattılar, Suriye'ye sattılar. Irak'a zamanında 90'lı yıllarda, 90'lardan önce satıldı. Ama sadece devletlerle de yetinmiyorlar. İç savaş, iç savaşın taraflarına da bunu satıyorlar. Herhangi bir konuda bir ilkesel etik sorunları da yok. Açıkçası para lazım Kuzey Kore'ye. Ve işte Yemen'deki Husiler gibi iç savaş nerede varsa kim parayı verirse onlara satıyorlar. Afrika iç savaşlarında vesaire de bu silahların izlerinin görülebildiğini tespit ediyoruz. Bu silahlar dediğim gibi ucuz silahlar, üretimi nispeten kolay silahlar. 1980'li yıllarda Kuzey Kore gelişmekte olan ülkelere bu silahlardan, konvansiyonel silahlardan çokça sattı. 80'lerde ihracatının %90'ını, Libya'ya ve İran'a yaptı. 1980'lerde özellikle İran-Irak savaşı esnasında Kuzey Kore'nin satışları gayet iyiydi. Belki Irak tarafına da sattı. İran'a satılan silahlar arasında o hafif küçük tüfekler vesaire haricinde Skad B ve C versiyonları vardı. Yani onlar gerçi ona Korece isim vererek bunu satıyorlar. Skatlar normalde bildiğiniz gibi Rus yapımı füzeler. Bunlardan sattılar. Sonra No-Dong füzeleri dedikleri bir füze çeşidinden, Musudan füzesinden sattılar. Taypo ve Type dong füzesi sattılar ve bunların parçalarını, yedek parçalarını da yine İran'a sattılar. İran'la Libya 1980'lerde Kuzey Kore'nin silah ihracatının %90'ını hemen hemen tutuyordu. Ayrıca İran'ın roket geliştirmesinde, biliyorsunuz o konuya çok yatırım yapıyor İran. Evet işte olabildiğince uzağa uzağa işte İsrail'i vuracak şekilde işte roket yapıyoruz falan gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu konularda da Kuzey Kore'den yardım aldı, malzeme aldığı ve bazı know-how aldığı yönünde iddialar da var. İran'ın Kuzey Kore'den yardım aldığına dair iddialar da var. 1980'li yıllarda Suriye yine Scud C ve Scott D füzelerinden aldı. Kimyasal silah malzemesi de satın aldı. Yani Suriye'de Esad rejimine biliyorsunuz kimyasal silah ürettiğine dair bazı iddialar olmuştu. Bu konuda da bir Kuzey Kore bağlantısından bahsediliyor. 2002 yılında Kuzey Kore yük gemisi Yemen'e giderken durduruluyor. Yemen'e giderken durduruluyor ve içinden 15 skat gibi balistik düze çıkıyor. Yani Kuzey Kore gemisi işte gıda taşıyor veya demir taşıyor, maden taşıyor gibi resmi görüntü altında. O malzemenin altında genellikle işte füzeler, işte tüfekler, silahlar olabiliyor. Bu 2002 yılında Yemen'e giden gemide de benzer bir durum yaşanmış. 1990'lı yıllarda yine Yemen, Kuzey Kore'den bol miktarda füze temin etmiştir. Neden Kuzey Kore'den alıyorlar? Çünkü ucuz. Neden Kuzey Kore'den alıyorlar? Çünkü Amerika satmıyor. Yani Mısır bile, Mısır ki Amerika'nın müttefikçi sayılabilir bir ülkedir. Amerika'nın askeri yardım yaptığı bir ülkedir. Gitti Kuzey Kore'den işte şey aldı. Ne der? Silah aldı. 23 milyon dolarlık bir silah anlaşması var. Mısır'ın arka kapıdan iş adamları üzerinden 2017 yılında. Amerika bunu öğrenince Trump ne yaptı? 2017 şey 300 milyon dolarlık Mısır'a askeri yardımı dondurdu. Askıya aldı. Bunun üzerine Mısırlılar tövbe yemin ettiler. Vallahi de billahi de bizim bilgimiz yok. Kuzey Kore ile öyle bir şey yok. Varsa da olandan da vazgeçtik falan. Niye? Çünkü Amerika 300 milyon dolarlık yardım yapıyor. Siz Kuzey Kore'den 23 milyon dolarlık silah satın alıyorsunuz. Mısırlar o dosyayı kapattıklarını söylediler. Ama Amerika'ya gidip istedikleri silahı almak isterlerse Amerika da o silahları vermiyor. Yani İsrail'e karşı kullanabileceğin veyahut da ne bileyim bölgede çok güçleneceğini düşünürse o silahları sana ne yapmıyor? Vermiyor böyle bir çıkmaz içine sokuyor. O nedenle mesela Birleşik Arap Emirlikleri de belki Suudi Arabistan'da Kuzey Kore'den silah aldı. Ne yapıyor Birleşik Arap Emirlikleri silah alıp ne yapıyor? İşte desteklediği bir grup varsa Afrika'da, Yemen'de neyse artık bunlara el altından o silahları veriyor. Yani Fransız Alman silahını el altından veremiyorsun. Çünkü verirsen ortaya çıkarsa Fransız diyor ki ben sana buna müsaade etmemiştim. Şöyleyken böyle Bundan sonra teknik sorunlar çıkıyor. Bir daha sana silah satmam veyahut da işte izin almadan bunu kimseye veremezsin. O yüzden de bunlar ne yapıyorlar? Kuzey Kore gibi bir nevi merdiven altı üretim yapan ülkelerden bu silahları alarak destekledikleri alt gruplara bu desteklerini, silah desteğini sağlıyorlar. Yemen iç Savaşı'nda da nitekim fırlatılan pek çok füze, Skat füzesinin bir çeşidi olan hwasong Song 6 olarak Kuzey Korelilerin işte adlandırdıkları bir füze, füze çeşidiydi. Evet. Rusya ile Kuzey Kore arasında silah müzakereleri oldukça ileri bir seviyeye geldi. Öyle diyor Amerikalılar. Zaten görünen köy kılavuzu istemez. Bunu söyle bunu anlamak için Amerikalıların çıkıp açıklama yapmasına ihtiyaç yok idi. Daha önceki yayınlarımızda hep ifade ettik. Rusya ile İran arasında, Rusya ile Çin arasında, ve nihayetinde Rusya, Çin ve İran arasında böyle bir yakınlaşma söz konusu. Üçlü bir ittifaka doğru bunun gittiğini ifade etmiştik. Benzeri bir yakınlaşma Rusya ile Kuzey Kore arasında ve Çin ile Kuzey Kore arasında yaşanıyor. Ve bununla Kuzey Kore, Çin ve Rusya ittifakına doğru dönüşme ihtimali var. Kuzey Kore'nin olduğu yerde çok enteresan bir bölge, çok enteresan bir sıkışmış bir coğrafya. Kuzey Kore'nin hemen yanı başı Güney Kore biliyorsunuz. Hemen böyle yarım adanın karşısı Japonya. Ee, Japonya ile yarım adanın bağlandığı yer Çin. Çin ana karası. Dolayısıyla Kuzey Kore ve Güney Kore Çin ile Japonya arasında. Çin ile Japonya arasında. Hemen azıcık kuzeyine çıktığınız zaman da yani Kore Yarımadası'nın azıcık kuzeye doğru gittiğinizde de Çin toprakları hemen arkasında da Rusya toprakları. Rusya'nın uzak doğu toprakları bulunuyor. Hemen e, Kore Yarımadası'nın az güneyine doğru indiğinizde Japonya'nın Kore'nin güneyine doğru indiğinizde orada Tayvan var. Tayvan var. Yani Tayvan, Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin ve Rusya hepsi böyle küçük diyebileceğimiz nispeten ufak bir coğrafyada bir parçada hepsi iç içe duruyorlar. Ve bunlar sürekli olarak kaynıyor burası. İşte Çin Çinle Rusya Japonya, Amerika'ya karşı tatbikat yapıyor, deniz tatbikat yapıyor Güney Çin'de, Doğu Çin, Doğu için denizinde. Efendim Amerika Güney Kore ve Japonya ile ittifak kuruyor böyle e, Güney Kore, Japonya, e, Amerika bunların ittifak kurdukları günden birkaç gün sonra Kuzey Kore e, bir e, iki tane roket fırlatıyor şeye doğru ne derler denize doğru, Japonya'ya doğru roket fırlatıyor onlar denize düşüyor. E, Gerçekten sular ısınıyor. Sular ısınıyor. Kamplar, bloklar oluşmaya başladı. uzak doğuda da başladı. İleriki videolarda değiniriz. Amerika Tayvan'ı işte meclisinde bağımsız bir devlet muamelesi yaptı. İngilizler meclisinde Tayvan'a bağımsız bir devletmiş gibi cümleler kurdular. Efendim sanki Tayvan konusunda da Çin kışkırtılıyor gibi bir hissede açıkçası ben kapıldım. Evet Kuzey Kore ile Rusya yakınlaşmasından geldik. Nereden nereye geldik? Bırakırsanız benim nerede bitireceğim kimse bilemez. O nedenle de burada keselim. Bugünlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.